Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Kullanacağım ip Nako Astra, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişimiz 3.5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce. Kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Evet şöyle sayalım ilmeklerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 model için kullanacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 de 1 model için sonuna 4 ilmek ekliyorum. 3 4 Sonuna da 4 ilmek ekledim. Şu anda toplamda şişimde 20 ilmeğim var. 8 8 16 sonuna da 4 ekledim. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşa lastik yapacağım arkadaşlar. Birkaç sıra bu şekilde ön yüzünde, arka yüzünde ters örerek lastiğimi tamamlayacağım. Lastiğin üzerine modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Sizde istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu örgüde. Ben şöyle hemen küçük bir anlatım yapacağım için birkaç sıralık şöyle haroşa lastik yapacağım. Bu şekilde şöyle devam edelim. Lastiğimizi tamamladık. Şöyle iki diş haroşalı bir lastiği tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki, iki ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra bir düz, şu şekilde bu iki ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. Şu şekilde çapraz yaptım ve ikisini örerek tek ilmeğe düşürdüm. İki kez doladım. Şöyle iki ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi de sola doğru iki ilmeğimi bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şu şekilde. Daha devamında bir düz ilmek ördüm. Buraya kadar bir model. İkinci modeli kuralım hemen. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapıyorum. Çapraz yaptım ve sağa doğru kesme işlemi yaptım. 2 kez doladım. Şöyle 2 artırma yaptım. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz örerek kesme işlemi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz. Buraya kadar da bir model kurduk. Kenarda yine iki ters ilmek. Sonuna dört ilmek eklemiştik. İki bu. iki de kenar ilmeklerimizle. Dört ilmeği bu şekilde tamamlamış olduk. İki modeli de kurmuş oldum. Modelin birinci sıra ön yüzündeydik. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz düz olarak ördüm devamında iki ters ilmek ördüm şu artırma yaptım doladığım ilmeğe gelince birincisini bu şekilde ters ördüm bıraktım ikinci ilmeği de şu şekilde alıyorum bakın şöyle bunu da ters ördüm iki ilmeği de ters ördük devamındaki iki ilmek de ters Toplamda 6 ilmek ters ördük. 2 düz, 6 ters. 2 düz, yine 6 ilmek ters. Şu doladığım ilmeği birincisini ters, bu şekilde, ikincisini de tersimizi bu şekilde yapıyoruz. Toplamda yine 6 ters ilmek ördüm. Kenarda 2 düz ilmek bir de kenar ilmeği ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine kenarda iki ters ilmeğimiz var. İki ters ilmek ördüm. Devamında ki şu iki düz ilmeğe gelince yine şöyle bir çapraz yaptım. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım, artırma yaptım. İki ilmek düz ördüm. Bu ortadakileri iki ilmek düz ördüm. Daha sonra bir kez artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi de sola doğru kesme işlemi yaptım. Şöyle bir görüntümüz oldu devamında 2 ters ilmek bu terslerimiz sabit zaten arada hepsini ters örüyoruz ara boşluk şöyle ters olarak sıradaki 2 düz ilmeğimin yerlerini değiştirdim öndekini arkaya arkadakini öne aldım ve bu iki ilmeğimi düz örerek kestim sağa doğru devamında bir ilmek doladım iki ilmek düz ördüm bir doladım sıradaki iki düz ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim kenarda iki ters bir de kenar ilmeğimi ördüm üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz 2 düz 6 ters 2 düz, 6 ters ilmek ördüm. Yine 2 düz 6 ters ilmek. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ördük. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıramızı tamamladık. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Bir sıra ters örüyorum pardon düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi yine terslerimi ters ördüm. Şu şekilde bu 6 ilmeği de düz örüyorum. Burada bir işlem yapmıyoruz. 6 ilmek düz ördüm. 2 ters şu şekilde 6 ilmek düz. 6 Kenarda 2 ters ilmekle Sıramı tamamladım Kenar ilmeğimi de ördüm 5. sıra Ön yüzünde 2 ters 6 düz ilmekle Sıramı tamamladım 6. sıra Arka yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım Yine ilmeklerimizi Düzlerimizi düz Terslerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Model 6 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 8 ve 8'in katları. Sonuna 4 ilmek ekleyeceğiz. Evet. 6. sıra arka yüzünde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 2 düz 6 ters 2 düz 6 ters diye tamamladık. Evet modeli bir kez kurduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek düz. Devamındaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde şöyle öndekini arkaya, arkadakini öne aldım ve sağa doğru kesme işlemi yaptım. Tek ilmeği düşürdüm. Devamında iki ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. <laughs> Bir ilmek düz. İki ilmek ters ördüm. İki ters ilmekten sonra bir düz sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde çapraz yaptım ve sağa doğru kestim. İki ilmek doladım. İki ilmeği sola doğru kestim. Sıradaki. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmek ters kenarda. Kenar ilmeğimi dördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz. Yine düz olarak ördüm. İki ilmek ters. Şu artırma yaptığım iki ilmeğe gelince, bunu bu şekilde ters ördüm birinci ilmeğimi. İkinci ilmeğimi de şöyle bu şekilde alarak ters ördüm. Yani ikisini de ters örmüş oldum. 2 ilmek daha ters ördüm. Toplamda 6 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğim düz. Sıradaki 6 ilmeğim de ters. Şu şekilde birinci artırma yaptığımı ters ördüm. Bunu da bu taraftan alarak ters ördüm. Yani toplamda 6 ilmek yine ters ördüm. Kenarda 2 ilmek düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 ilmek tersimiz var. Devamındaki yani sıradaki iki düz ilmeğimin yine yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne ve iki ilmeğimi de alarak düz ördüm, tek ilmeği düşürdüm, bir ilmek doladım, iki ilmek düz ördüm. Ortada iki ilmek düzümüz var. Bir doladım, sıradaki iki düz ilmeğimi de sola doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmek ters. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Yerlerini değiştirdim ve iki ilmeği düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, iki ilmek düz ördüm. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. İki ilmek ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim düz, 6 ilmek ters örerek devam ediyoruz. Yani ilmekleri düzümüzü düz, tersi ters olarak örelim. 5. sıra ön yüzündeyiz. Modelin model bakın oluşmaya başladı. Kendini gösteriyor. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri yine gördüğümüz gibi yani 2 ters ilmek 6 düz ilmek olarak sıra sonuna kadar devam edelim. 2 ters altı düz. İki ters. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıra ön yüzünde ilmekleri olduğu gibi ördük. Tersimizi ters, düzümüzü düz olarak. Altıncı sıra arka yüzünde yine aynı işlem. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayı tamamlarsak modeli ikinci kez kurmuş olduk. Model gördüğünüz gibi gayet kolay ve güzel şöyle kabartmalı gösterişli bir model. Evet altıncı sırayı da bu şekilde Tamamladım. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın iki kez kurduk. Şöyle devam edecek harika bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim hemen. Bunu da daha önce hazırladım size göstermek için. İki sıra haroşa yapmıştım. Bunda da şöyle tekstil tipi başlama lastiğimiz var. Kanalımda var bu videonun bu mod, lastik modelinin anlatışı oradan izleyebilirsiniz yapmak isterseniz modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar bakın şöyle gördüğünüz gibi harika bir model modelin arka yüzü de bu şekilde gayet güzel gösterişli şöyle zarif bir model bu modelden yelek yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz yani çocuk örgülerindense yetişkin örgülerine daha çok uyum sağlayacak güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.